Havye. Tek bir harf yeter. Havya. Havya. Gıkka gakkoş. Neydi? Gakkoş. Gakkoş. Ortanca. Ortanca. Yedi ispan doğrunda. Gizlice yani. Sızdırmak. Sızdırmak. Sızdırmak gibi. Sızdırmak. Anladım. Püskürtmek gibi. Püskürtmek gibi. İşte Eren son noktayı koyacak olan isim her zamanki gülümsemesiyle Benjamin'in karşısındaki yerini aldı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Nasıl Bodrum'da havalar? Güzel, bir serinlemeye başladı birkaç gündür ama yine de güzel. Tamam, onu söylediler bana. Kış geldi en sonunda filan dediler. Oh canıma değsin dedim yani. Biz çünkü kıskanıyoruz biliyorsunuz siz. Arada gelin. Gelemiyoruz işte ama harf veriyoruz. Her gün çalışıyorsunuz. Sağ olun siz geldiniz. Güzel de zaman geçirdik. Evet, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Tur finali daha güzel olur. Bunu deneyimlemek çok güzel zaten. İşte o öbürü daha güzel olacak. En azından o kadar geldiniz gittiniz karşılığını alırsınız efendim. Güzide Hanım sizi tutuyormuş. Kim öyle gelirse dedi. Onu tutuyor anlamadım ben. Biraz önce de Lebibe Hanım'ı deliler gibi alkışlıyordu. En çok alkışlayan oydu. Ama size galiba stüdyoya girmeden önce. İçeride bana seni tutuyorum dedi. Ben de kendinizi Allah tutun Allah. Dedim. Evet. Ben dedim yok seni tutuyorum. Kelime oyunu yapmış. Kendinizi tutun demiş. Ya çok güzel bir ekip, çok güzel yarışıyorlar. Böyle bir günde denk gelmek olmuşken böyle bir yarışma olsun. Ben de. Nasıl? Ben de aynı düşüncede. Sonuçtan ziyade bu süreç güzel. Değil mi? İşte bu grubun içerisinden de şampiyon olarak ayrılırsa insan o zaferi iki kat daha böyle koyu koyu pek pek hissedebilir. Peşine düşün. Vildan Hanım 9500 yaptı. 41 saniye arttırdı. O 9500 yaptıysa siz iki tane harf alacaksınız demektir. Yapamaz mıyız? Yaparız. Kesinlikle yaparız. Yapalım mı? Yapalım. Şimdi değil. Reklamdan sonra. Evet. Küçük bir ara verelim. Ondan sonra yapalım. Tamam. Küçük bir ara. Sonrasında Vilda Hanım mı şampiyon olacak? Eray Hanım mı? Hep birlikte öğreneceğiz efendim. Kısa bir ara. Alkışlar Eray Hanım için. Bodrum'dan gelen yarışmacımız Vilda Hanım'la karşı karşıya kaldılar. Vilda Hanım'ın 9500 artı 41 saniyelik muhteşem çıtasını... Eray Hanım aşmaya çalışacak. En fazla 3 harf alabilir. 3'ünü birden alırsa ne kadar süre arttıracak? 46 mı? 2. 42. Siz 6 arttırın. Bir şey olmaz. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyurun efendim. Şöyle bir soru. Boyut, büyüklük, cüsse. Bu anlamlarda bir sözcük. Ebat. Çok güzel yahu. Kafa karıştırıldı bu soru. Tebrik ederim sizi. Hemen geçerim ikincisine. Uygun bulan... Benimseyen. Razı. Ciddi misiniz yahu? Bunlar kafa karıştırıp harf aldıran sorulardır. Yani çok zor diyemem ama hep kafa karıştırır. En azından o mu bu mu dedirtir. Çok netsiniz. Hadi gelsin bakalım. Bu biraz daha yağma sözcüğünün eş yağmalamak anlamlısı. Yağmalamak gibi mi? Evet. Yağış mı? Nokta nokta etmek. Yağmalamaktaki. Telef etmek. Telef değildi o. Ortalığı karıştırmışsın. Salam. Oldu bu iş. Merak ettim. Ne tarz müzik dinlersiniz efendim? Bu soruyu da pek sevmem çünkü net bir cevabı yok. Yok mudur? Karışık dinlerim. Gerçekten. Sevdiğiniz her tip müziği dinlersiniz. Evet. Kulağınıza evet. Hoş gelen her tip müziği dinlersiniz. Evet. Mesela hani sevdiğiniz fakat sosyal çevrenize ben bu şarkıyı söylüyorum diye itiraf edemediğiniz, utandığınız, onu sevmekten, o şarkıyı sevmekten dolayı utandığınız parçalar var mı? Yok, beraber dinleyelim, utanmam. Allah Allah. O kadar da açık yüreklisiniz yani. Dur bakalım. Hadi bakalım. Bu müzikle ilgili, şarkılarla ilgili şöyle garip de bir soru yaptık. İşin içerisinde tıbbı kattık ama tıpla hiç alakası yok. Özellikle arabesk müziği. Damar. Kardiyovasküler kısmındaki şarkılar için kullanılır bu tabir. Pek güzel, pek güzel. Hızlı da okuyorsunuz ya, o beni şaşırtıyor. Gelsin yenisi efendim. Adını bir su taşıtından alan. Gondol. Luna Parklardaki eğlence taşıtı. Bitiyor altı harfli cevaplar efendim. Buyurun gelsin hiç beklemesin. Kurumlarda çalışanlara imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. Arapça kökenli bir kelime. Zimmet. Bu. Çok iyi, çok iyi. Bana acıyın, yoruldum yahu. Yedi harfli tek kelime. Yine eş anlamlı sorusu. Ben Türkçesini vereceğim, siz Arapça kökenlisini isteyeceksiniz, söyleyeceksiniz.
Ama nasıl bir şey biliyor musunuz? İkisi de yaygın kullanıldığı için. Hı. Neyse, laf kalabalığına gerek yok yahu. 700 puan bekliyoruz. Görüşme, Arapça kökenlisi. Hı. Anladım. İş görüşmesi, iş. Mülakat. Mülakatı. Şimdi yakışmayacak. Evet, kaba bir tabir. Kabul etmek lazım. Hani Vildan Hanım dedi ya, kusura bakmayın ama halt etmek. 900 puanı kaptı. Onun gibi siz de bir 700 kapacaksınız buradan. Mastarla bitiyor, tek kelimeden oluşuyor. Gelsin. Nasıl soruluyor? Argo'da saygı göstermek, değer vermek. Ama daha çok bunun tersi kullanılır. Yani saygı göstermemek, değer vermemek anlamı daha çok kullanılır. Sen bana değer vermiyor musun? Takmak gibi. Sen değil. Beni kale almamak. Hani mamak, memek kısmı evet, kullanılır daha çok. Siz sadece mak ya da mek arıyorsunuz. Bunun içinde mastara var. Var. Var, tamam. Var. Daha çok. İplememek gibi. İplemek. Hanımefendi. Vallahi söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Bir niteliğim falan olsa şuraya kil getirdim, alçı getirdim, sizin büstünüzü yapardım yani. Söylenebilecek hiçbir şey yok. Vallahi tebrikler. Bu arada 2 dakika 44 saniye var elinizde. Ha gayret efendim. Efsane. Çok güzel. Yazıyorsunuz. Yenisi gelsin. Türkçe karşılığı algılayıcı. Reseptör. Değil işte. Ha! Bir harf mi ya, almış? Almış mıydınız? Bence almadan... Reseptör mü? Reseptör değil. Değil, tamam. Reseptör çünkü ayırır. Ayırır ya bu... Dedektör. Dedektör! Lütfen biraz böyle bana ihtiyacınız olsun. Haklısınız. Çünkü kendimi çok lüzumsuz hissediyorum efendim. Soruyu herhangi birisi sorabilirdi size. Hepsini biliyorsunuz artık. Topladım. Buyurun yenisi gelsin. Bir işi belli olmayan bir süre zarfınca ertelemek. O işi ileri bir tarihe ileri göndermek. Hakan Bey'in sorduğu soruyu hatırlıyor musunuz Bilde Hanım'a? Hatırlıyordum, unuttum şu an. Beri. Hmm. Beri. Öte. Ne? Ötelemek. Hmm. Ötelemek. Ötelemek 800 puan değerinde. Güzel ipucuydu. Besbeter. Lebibe Hanım'a sormuştuk. Madem ki Bilde Hanım'ın sorularından bahsettik, bir de Lebibe Hanım'ın sorularından bahsedelim. Hiç harf almadan cevapladı. Evet. Yine öyle pekiştirilmiş bir tabir. Bir bakın. Çözülemeyecek, kurtulamayacak, hareket edemeyecek bir biçimde anlamında kullanılan bir sözcüktür. Pekiştirilmiş. Evet. Sonuna mesela ekler diyorum, fiiller koymak lazım. Karmaşık geliyor aklıma. Kurtulamayacak biçimde yakalamak. Anladım gibi. Nasıl yakalamak? Böyle enselemek gibi değil ama. Değil. En enselemek gibi bir şey olabilirdi. Öyle bir tabir yok elimizde. Sizce harf alayım mı burada? Alalım mı? Alalım bir tane. Alalım hadi. Aldık bir tane. Kapkaç. Yakalamak demiştik hani. Evet. Nokta nokta yakalamak. Nasıl yakalamak? Nasıl? Kıp kapkaçak. Yahu bulduğunuz gibi. Bir ara böyle ağzınızdan kaç kız gibi bir nida mı çıktı, ben mi yanlış duydum? Pekiştirmeye çalışıyorum. Ne? Bayağı pekiştiriyorum. Maşallah 1 dakika 10 saniye kaldı elimizde. 2 tane harf alabilecek durumdasınız. Şu sorudan korkuyorum işte. Çünkü bu... Metrolu soru. Evet, metrolu soru. Sorularla ilgili küçük küçük ipuçları veriyorduk. Bunun size denk gelmesinden dolayı biraz sıkıntı çektiğimi söylemiştim. İnşallah bilmişsinizdir. Aklınızdan da uçmamıştır o kelime, pat diye cevap verirsiniz. Önceden aklıma gelmedi bir cevap ama şimdi deneyeceğim bakalım. Ne acaba? Taksim'den Kapataş'a indiniz mi hiç? Anladım gibi. Gelsin de bir görün. Neydi onun ismi? Finiküler mi? Bilmiyorum. Halatlarla çekilen raylı ulaşım aracı. Finiküler mi? Doğru mu? Güzide Hanım, çok teşekkür ederim. Alkışlar lütfen. Niye böyle yapıyorsunuz?
Belki ben biraz korkutacağım. Yazık ya. Yazık ya. Eray Hanım harika. Geriye kaldı iki soru. İkisi de birbirinden kolay. Buyurun bakalım ilki. 10 harfli cevaplar arıyoruz artık. İki kelimeden, yok tek kelimeden oluşuyor. Suç niteliğinde bulunan bir sorun üzerine ilgili bulunanlara sorular sormak. O kişileri sorgulamak tamam. Olur mu? Ama soru geçiyor içinde, sorgulamak olur mu? Bir tanesi soru, bir tanesi sorgu. Olmaz olur mu? 1000 puan kazandınız. Son sorum geldi. Son soru son cevaptır efendim. 49 saniye kaldı. İki tane harf alacağım ben diyorsanız 8 saniye içerisinde basacaksınız. Ama bir de alabilirim. Bir tane harf alırsanız sürenin tamamı sizin istediğiniz gibi kullanırsınız. İki kelimeden oluşur, şöyle sorulur. Kıvrak ritimli folklorik ezgiler için kullanılan bir sözcük. Harf alayım. Bir harf aldık. Başka da alabilirdik ama artık alamayız. Hızlı hareket etseydiniz ikinciyi de alırdınız. Neyse. Ritimli folklorik ezgiler. Oyun havası. Oyun havası. Çünkü kendini biliyor. İhtiyacı yok.